Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 28 Nisan Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto para ve blok zinciri veri sağlayıcısı şirket Kaiko'nun son araştırması Türkiye'de USDT'ye olan talebin rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Yapılan analizde 14 Mayıs günkü genel seçimlere yaklaşılan her gün talebin daha da arttığı belirtildi. Şirket ayrıca USDT-TRY hacimleri geçtiğimiz hafta 250 milyon doları aştı. Bu rakam 2022 yılının Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Türk lirası da her geçen gün zayıflıyor değerlendirmesinde bulundu. ABD Merkez Bankası Fed'in 3 Mayıs'taki FOMC toplantısına bir haftadan az zaman kala Morgan Stanley Bankası faiz öngörüsünü açıkladı. Bankanın ekonomi ve strateji ekibine göre Fed 25 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirecek. Uzmanlar ayrıca Fed'in bu artışın ardındansa faiz artırımlarını durdurmasını beklediklerini ifade ettiler. SEC ile davası devam eden Ripple şirketi 2023 yılı ilk çeyrek raporunu yayımladı. Şirketin net XRP satışlarının 361 milyon dolar olduğu belirtilirken merkezi borsalardaki ortalama günlük XRP hacminin de %46 artışla 1 milyar dolara ulaştığı bilgisi verildi. Şirket ayrıca 140 binde XRP yakımı gerçekleştirdi. Fed Başkanı Jerome Powell da birçok politikacı gibi Rus şakacıların kurbanı oldu. Kendilerini Ukrayna Başkanı Zelenski gibi tanıtan kişilerin Ocak ayında Powell'la bir görüşme gerçekleştirdikleri ve enflasyon hakkında canlı yayın sohbeti yaptıkları belirtildi. Olayı Fed de doğruladı ve konu hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Konuyla ilgili konuşan bir Fed sözcüsü ayrıca herhangi gizli bir bilginin ortaya çıkmadığını da sözlerine ekledi.